Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hemen arkamda görmüş olduğunuz bir duvar var. Bunu boyadım ve bundan sonra YouTube videolarımda bu arka planı kullanacağım. Onu nasıl yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. Şöyle kamerayı alalım. Şöyle evet. Şimdi biliyorsunuz ben genelde arka planda farklı farklı denemeler yapıyordum bugüne kadar. Bazen kütüphanemi kullanıyordum. Şimdi bir örneğini izleyelim hemen. Görüyorsunuz zaten şu anda. Her şeyi çöpe atıyoruz değil mi? Kullanmadığımız ya da işte yemek artıkları vesaire vesaire. Ama şöyle bir şey konuda ben eksik olduğumuzu çok görüyorum. Etrafımda en azından öyle yani. Bazen de geçtiğimiz günlerde aldım. Hatta onun da videosunu çekmiştim. Karartma perdesini kullanıyordum. Biliyorsunuz ben kanalımda farklı farklı türde videolar çekiyorum. Teknolojiyle ilgili olanları var, olmayanları var, tıraş videoları var. Ama bir arkadaşımdan yorum geldi. Sevgili Bülent Nevres dedi ki, abi dedi bu arka plan çok güzel görünmüyor. Daha böyle profesyonel görünen, güzel görünen bir şey yapsana. Aslında benim de kafamda vardı. Ben de çok beğenmiyordum o arka planı. Ama dedim ne yapayım derken. Şimdi benim bu çekimleri yaptığım odam dikdörtgen. Klasik bir aslında apartman dairesinin bir odası. Uzun tarafında perde var. Diğer tarafta da arkamda görmüş olduğunuz bu duvar var arkadaşlar. Şimdi bu duvar tabii ki bir sürü şey vardı bunun önünde. İşte raflar maflar falan vardı. Ne yapalım dedik. Eşime danıştım. Eşim seviyor böyle şeyleri. Kendisi böyle iç mimar falan değil ama hoşuna gidiyor, merak ediyor. Çeşitli figürler bulduk internette. Pinterest'te şurada burada baktık bulduk. Siz de bulabilirsiniz bu arada. Bu arkamdaki figürün farklı farklı varyasyonları vardı. Biz böyle bir şey yapalım dedik. Yola çıktık arkadaşlar. Şimdi boya aldık. Tabii ki doğal olarak. İki renk boya seçtik biz. Aslında daha farklı yapacaktık ama sonra fikirler değişti. En son şu arkamda görmüş olduğunuz. İsterseniz şöyle de bir göstermiş olayım. Bu şekilde karar kıldık arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz şekilde karar kıldık. Şöyle bir şekil yapmış olduk. Şimdi bu şekli nasıl yaptık? Bu tamamen doğaçlama arkadaşlar, onu söyleyeyim. Nasıl yaptık? Şimdi boyamızı da göstereyim ben. Şöyle şuradan hemen çekivereyim. Polisa'nın Primera mat silikonlu boyasını kullandık. Bu 2,5 litre. Zaten en küçüğü bu kadar arkadaşlar. Bunun belli bir kodu var. O kod üzerinden aldık. 7623 kodu bu. Ben bunları şimdi ekranda gösteririm size. Hem şu sarının, sarı turuncu gibi bir renk, hem de şu açık gri'nin tonlarının hangi kodda olduğunu söyleyeyim. Siz de merak edersiniz, alabilirsiniz. Zaten gittiğiniz zaman arkadaşlar, bir hırdavatçıdan aldık biz. Size kodu gösteriyorlar. Böyle bir kartele var. Oradan seçiyorsunuz. Peki nasıl yaptık? Şöyle söyleyeyim. Önce bütün o şu köşelere ve duvarın üst kısmına bant çektik arkadaşlar. Boya bantı dediğimiz bantlardan çektik, kapattık. Aşağıya da öyle yaptık. Hakeza. Bu süpürgelikler kirlenmesin diye. Yani dört tarafını bir kere bantladık önce. Daha sonra ince bant. Bizde şimdi bir incesi var, bir kalını var bunun. Şöyle duvarların kenarlarını bununla yaptık arkadaşlar. Bu kalın olan boya bandıyla. İnce olan şu çizgileri de şu anda görüyorsunuz zaten. İnce olan bu çizgileri de bununla yapmış olduk. Nasıl yaptık? Önce duvarın kendi rengi var. Şu zeminde görmüş olduğunuz renk aslında kendi rengi arkadaşlar. Böyle kafamıza göre bu bantla çektik böyle aşağı kadar. İşte sonra böyle aralarak bazı keyler attık burada. Görürsünüz bazı yerler tam tutmamış. Onun sebebini söyleyeceğim birazdan. Bu şekilde çizgiler attık. Kafamıza göre yaptık. Yani bu tamamen doğaçlama arkadaşlar. Öyle bir hani özel bir planı vesairesi yoktu. Ama internette gördüğümüz fikirlerden esinlendiğimizi söyleyebilirim. Siz de hani kendi kafanıza göre bir şeyler yaparsınız. İlla hani bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben bunu beğenmedim. Başka yapayım. Daha büyük yapayım. Daha kalın yapayım. Mesela az önce gösterdim. Kalın bantı kullanırsanız çizgileriniz daha kalın olabilir. Bunların içlerini doldurabilirsiniz. Buraları, şuraları. O tamamen size kalmış bir şey. Bu çizgileri çektikten sonra normal boyamızla boyadık. Şu renk boyamızla. Bu gri boyayla boyadık. Bu boya çok kolay sürülüyor bu arada. Bir rulo fırça aldık. 10 dakikada bütün duvar boyanıyor zaten. Zor bir şey değil. Kuruması için de 3 saat beklemeniz gerekiyor. 3 saat bekledikten sonra ikinci katı atıyorsunuz. İkinci katı da attık. Daha sonra tabii onları yaparken şu sarı belirlediğimiz yerleri, burayı ve burayı ve burayı sarı olarak boyadık. Onun da kodunu vereceğim. Verdim zaten biraz önce. Videoda da göstermiştim size. Bu boya ile beraber arkadaşlar iki katı attıktan sonra yani yaklaşık 6 saat sonra bantları çıkardığımız zaman işte böyle çektik çıkardık. Şu anda görmüş olduğunuz görüntü oluştu. Ufak tefek sıkıntılar oldu onu söyleyeyim. İşte şuralarda tam oturtmamışız bantları. Bantları güzelce yapıştırmanız gerekiyor. Yoksa böyle ufak tefek kaçışlar olabiliyor. Çok büyük dert değil hani açıkçası. Şuralarda filan da var görüyorsunuz. Ama çok büyük bir sorun olarak görmüyorum ben. Sadece bantı yapıştırırken güzelce böyle bir elinizle üzerinden
Şöyle şöyle bastırarak geçerseniz güzel olur. Farklı şekillerde dediğim gibi siz de yapabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Şimdi biz bu şekilde yaptık ama siz isterseniz farklı bir şekillerde yapabilirsiniz. Bundan sonra videolarımı burada çekeceğim. Bir tane koltuk alacağım. Onu söyleyeyim. Koltuk geldi aslında, daha onu tam kullanmaya başlamadım. Bir masa siparişi verdim. O da gelecek. Vivens'ten alıyorum. Güzel bir masa aldım. O da sipariş verdik. Şu an yolda gelecek. 10 gün içinde falan teslim edilecek. Küçük de bir raf aldığımız zaman şuraya koyup böyle arka planın artık daha güzel, daha estetik olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Epey uzun zamandır boya yapmamıştım. Hani böyle bir endişelerimiz de vardı eşimle beraber. Acaba yapabilir miyiz, başarabilir miyiz? Gördüğünüz gibi sonuç gayet güzel oldu. Hani yapılmayacak bir şey değil. Sizin de şu anda fark ettiğiniz gibi çok zor bir iş değil. Söylediğim gibi 6 saatte oldu ama 6 saati kuruması için bekledik. Emek harcadığımız süre 1 saati geçmedi, öyle söyleyeyim. Hani 2 kat boya sürüyoruz. 15-15 o sürse işte etrafı temizlemesi, şusu busu derken hani 1 saat bile bulmuyor. Emek harcadığımız süreden bahsediyorum ama boyanın kuruması için vesaire için beklemeniz gerekiyor. Ama sonuçta gayet güzel oluyor. Söylediğim gibi siz çok farklı bir tasarım yapabilirsiniz. Farklı bir şekil yapabilirsiniz. Düz yapmazsınız, daire yaparsınız, kare yaparsınız, başka şeyler yapabilirsiniz. Biraz kabiliyetlerinize bağlı, biraz da hayal gücünüze bağlı açıkçası. Bir sürü örnek var internette. Girin, bakın, bulun, karıştırın. Siz de yapabilirsiniz. Yapılmayacak kadar zor bir iş değil. Özellikle tek duvar olduğu için çok bir sıkıntı olmadı. Zaten bu duvarın önünde çekim yapacağım. Hani şu açıda falan olacak muhtemelen. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Bu videoda sizlere YouTube'da kullanacağım yeni arka planımın nasıl hazırlandığını anlatmaya çalıştım. Siz de böyle şeyler yapmak istiyorsanız çok zor değil. Anlattım zaten videoda ama anlatmayı unuttum ya da sormak istediğiniz başka şeyler olursa bu videonun altında yorum olarak bana sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı ve istiyorsanız beni Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.